Erdoğan'ın dünkü konuşmalarınızdan size ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na dava açtığı haberleri yansıdı basına. Ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bir değerlendirmeniz oldu mu? Gerçekten Sayın Erdoğan geçen sene 5 Kasım'dan bu sene 5 Kasım'a kadar, yani benim genel başkanlığım döneminde, benim ona, onun bana tazminat davası açmamasının Türkiye siyaset tarihinde önemli bir adım olacağını düşünüyordum. Ama 5 Kasım'a kadar sabredememiş. Sayın Erdoğan'ın zoruna gitmiş, gücüne gitmiş. Ne söylediğim ortada. Kişisel bir hakaret ortada yok. Darbecilikle suçlamışız, terör örgütü üyesi olmakla. Ahmet Özer'i 10 yıl geriye dönük bakıp da 10 yıl öncesindeki telefon görüşmelerinde bir terör örgütü mensubuyla konuşmaktan terörist yapıyorsanız, sizin grubunuzda Fethullah Gülen'le veya Gülencilerle telefonla görüşmeyi bırakın, aynı tepsiden maklube kaşıklayanlar herhalde milletvekili olmasalar grup kuracak sayıyı bulamazlar. 20 milletvekili çıkmaz AK Parti grubunda. Hele hele geçen seferki gruplarda, o darbenin olduğu dönemdeki gruplara bir bakarsanız grup kuramayacak hale gelirler. 10 yıl önce AK Parti grubunda Fethullah Gülen'e terörist diyen bir kişi var mı? Bunu söyleyince sen bize terörist mi dedin? Ya terörist demedim. Senin yaptığın terör tanımını size uygularsak size de terörist derler dedim. Bunu anlamayıp bir algı yönetimine kalkışmak gerçekten anlaşılır bir mevzu değil. Sayın Erdoğan'ın bu kapasitesi, sabah da söyledim, Hitler ekibinde olsa, teşbihte hata olmaz, Hitler ekibinde olsa, Hitler ve ekibinde olsa dönecekler, Berlin'e Rus ordusu girerken koşacaklar, toplama kamplarında tuttuklarına, sabun yaptıklarına, sabun yapmak için beklettiklerine diyecekler ki gün birlik ve beraberlik günüdür. Hepimiz aynı gemideyiz. Hep beraber Almanya'yız. Kardeşim, gücü eline geçirdiğinde düşman hukuku uyguluyorsun. Güç elinden gittiğinde veya bir risk gördüğünde dönüyorsun. Hadi hep beraber Türkiye olalım diyorsun. Burada bir samimiyet yok. Ben meseleleri kişiselleştirmemeye, hakaret etmemeye devam edeceğim. Kötü söz duysak da cevabını vermiyoruz. Çünkü milletimiz kavga istemiyor. Sayın Erdoğan'a bir rapor var, ulaşmış. AK Partililer söylüyor. Efendim, normalleşme CHP'ye yarıyor. CHP'nin birinci parti olmasının bizim siyaset üslubumuzun yumuşak olduğuna dair bir şeyler söylüyorlar. Aslında en sert eleştirileri yapıyoruz. Ama kelimeleri seçerken hakaretten, küfürden uzak duruyoruz. Bunu hepiniz takip ediyorsunuz. Bunun bize yaradığını söylüyorlar ve normalleşme sürecinin dışarısına bizi çıkarmak için adımlar atıyorlar. O Teğmenlerin kılıç çatmasındaki tutumları da oydu. Devam eden süreçte kutuplaştırıcı söylemlere sarılmaları da oydu. Şimdi hakaret duymadan duymuş gibi yapıp, dünkü konuşmadan hakaret çıkarıp, sanki mağdur eden o değilmiş, mağdur olan Esenyurt ve Cumhuriyet Halk Partisi ve adayına oy verenler değilmiş gibi kendisine bir mağduriyet devşirmeye çalışıyor. Taktik bir hamledir. Bu tip taktik hamleleri Erdoğan'dan çok gördük. Aldanmayız, oyuna gelmeyiz. Biz milletimizin takdir ettiği çizgide doğru, özgüvenli ve halkın temel sorunlarına odaklanan siyasetimizi sürdüreceğiz. Bu milletin bütçe geliyor ve bu bütçe bu milletin bütçesi değil. Geçen sene 660 milyar vergi gelirinden vazgeçme kalemi vardı. 701 milyara çıkardı. Yine aynı kişileri koruyup emekliye 33 milyarı bulamıyor. Biz bunun üstünde tepineceğiz. O istediği kadar başka şeylerin üstünde tepinsin. Efendim, uzun bir toplantı oldu. Milletvekillerini tek tek dinlediniz. Ali Mahir Bey'de gerekli eleştirilerin olabileceğini ve bunların, CHP'de bunların gayet olağan olduğunu da dile getirdi. Bugün verdiği demeçlerde. Size yönelik hangi konularda milletvekillerinden eleştiriler oldu? Genel kapsamda da gün ne kadar verimli geçti sizin açınızdan? Günün çok verimli geçtiğini tüm görüşlerden arkadaşlarımız ifade ettiler. Günün en ortak mütabakatı şuydu: çok kaliteli,
çok düzeyli, çok iyi tartışmaların olduğu ve hepimize yarayan, hepimizin ufkunu açan bir gün oldu. Tabii ki bana, arkadaşlarımıza eleştiriler oldu, bizim eleştirilerimiz oldu ama bunların hiçbirisi yıkıcı değil, yapıcı eleştirilerdi. En çok yapılan vurgu, grubun birlik ve beraberliğine verilen önem. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi grubuna çok önemli bir görev düştü. Bunun açısından da hep birlikte bir ve bütün olarak bir mücadele vermemiz gerektiği konusunda bir ortaklaşma vardı. Biz tabii teknik konularda da gerek eleştirileri, gerek yönlendirmeleri, önerileri tek tek not aldık. Zaten bu toplantı o yüzden yapılıyor. Ama teker teker anlatır mısınız derseniz o zaman basına açardık toplantıyı. Kapalı yapılmasının da bir gerekçesi, haklı bir gerekçesi var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür.